Sude? Sude neredesin? Korkuyorum. Neredesin? Sude? Nerede kaldın? Beni neden bu kadar bekletiyorsun? Çok kötüydü. Sude ile ormanda yürüyorduk. Yine o geldi anne. Çok korkunçtu. Ne diyorsun abi? Bir sonraki köyde istediğimiz gibi bir çekim yapabilecek miyiz sence? Bilmiyorum ama yapmak zorundayız. Bu belgesel benim kariyerim için çok önemli. Bir aydır araştırmadayız. 1000 yıllık şınarlar, 4000 yıllık parası karşıda gördük ama hala ormanın bekçileri için en iyi ağacı bulamadık. Söylediklerine göre az ileride bir köy varmış. Orada 800 yıllık buraya bir uzun çam varmış. Bir bakmak isterseniz uğrayalım ha. Ya yol uzatmaya değer mi? Bence rotadan satmayalım hocam. Rotadan pek fayda görmedik ki zaten. Gidelim. Tamamdır hocam. Kızlar! Hadi gelin, sofra hazır. Cemal. Dün Nuri'yle kabus gördü. Bir hocaya falan mı götürsek? Yok ya. Gerek yok hocaya falan. Çocuk o. Yatağın altında canavar falan var sanıyordur. Yesene kızım. Sen anneciğim, niye ki kardeşim bir an önce gelsin? Hadi abla, biraz dışarı çıkıp oyun oynayalım. Ya abla hadi. Hadi kızım kalk. Gidin biraz arkadaşlarınızla oynayın. Çocuklar, ormandan uzak durun. Tövbe tövbe. Deli Emin geliyor, kaçın. Hadi koşalım Deli o. Deli Deli, ormanda çimen ağacından düştüğü için dilini ırtmış sadece. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm amcalar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Bir şey soracaktım da. Buyurun. Muhtar burada mıydı? İçeride. Teşekkürler. Muhtar benim, buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk.
belgesel çekim için köyünüze geldik Muhtar. Ben yönetmen Selçuk Özdemir. Bu da ekibinden Ahmet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Neyi çekeceksiniz hocam? Biz Ormanın Bekçileri isimli belgesel çekiyoruz. Asıllık ağaçları ve çevresinde yaşayan kültürleri konu alıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerine gizip çekimler yapıyoruz. Ahmet kameraman. Gelenler de botanikçi ve dendrokolog arkadaşlar. Bizim için ağaçları inceleyip yaş tespit yapıyorlar. Ya Muhtar, bizi misafir edebileceğin ya da bizim kalabileceğimiz bir yer falan var mı? Ayarlarız hocam, ne demek? Siz tamamen misafiresiniz. Kemal! Tahsin'e söyle, yatıya misafirler var. Tamam Muhtar. Deli o hocam, deli. Dolanın öyle. Az oturun bir çay için. Bu gece dinlenin, ben yarın sizi gezdiririm. İyi olur. Uzun yoldan geldik. Ne olacak bu çocuğun hali Cemal? Çocuk bu ya, gerek yok. Dün gece yine kabus görmüş. Ter içinde uyandı. Çayını vereyim sana. Tabağın altına gerek yok. Çok yoruldum. Gel kızım. Gel yanıma. Oynadınız mı? Hı hı. Hadi şuradan bir şeyler atıştırın da erkenden yatın. Sen de tuzlu bir şeyler ısıtırım bir tane. Zaten çok bulandım. İki günden beri çok kötüyüm Cemal. Hadi iyi iyi. Size de zahmet verdik, sağ olun. Evinizi açtınız. Olur mu öyle şey hocam? Zaten biz de kardeşimle bir başımızdayız. Ana babamız sizleri ölmüş. Yerimiz bol yani. Allah rahmet eylesin. Ha Ali, ne yaptın? Yerleştirdin mi kızları yani be? Evet hocam, taşıdım eşyalarını. Hadi o zaman ben de size odalarınızı göstereyim de yatıp dinlenin. Sizi burada misafir edelim hocam. Siz de buyurun gelin arkadaşlar. Korkuyorum anne. Kızım. Gel aramızda yat. Gel. Gir. Kapat üstünü. Hı? Boşuna uğraşmam, seni duyamaz. Ne oluyor? Üstüme geldiler Cemal. Sana sesimi duyuramadım. Fukara basan buraya yatıyor. Kalk kalk. Çok sancım var. Kalk beni banyoya götür. Sanki bıçak sablıyorlar. Çabuk. İyi misin? Yardım edeyim mi? İyiyim, iyiyim. Thank you.
düştü bebek? Her şey normaldi. Geceye mi gitsek bacım? Burası bir yürü köyü. Çok uzun zamandır burada yaşıyoruz. Tepeden menengiç ağacımız var. Peki kaç yıllık bu ağaç? Hiç tespit yapıldı mı? Pek kimse bilmez. Bizim dedeler söylerdi. Ormanın insan için lanetli olduğunu söylerler. Köylüler bile ormana girmez. Bir sürü hurafe var ormanla ilgili. Yani neymiş o hurafeler Muhtar? Çok evveli burada Arekalar diye ruhani bir kavminin yaşadığına, ormanın onların evleri olduğuna, hatta ormandaki çınarın ataların ruhu olduğuna inanıyorlar. Köylük yer işte hocam. Böyle efsanelerle dolu orman. Lanetli diye düşünüyorlar. Bazı kayıp vakalar olmuştur da. Yani götürebilir misin bizi ormana? Araştırmanıza faydalı olacaktır. Kusura bakma hocam. Ne de olsa ben de bu köydenim. Lanete manete inanmam. Ama duyduğumuz olaylar bizi pek bir korkutur. O ormana girecek birini bulmanız çok zor. Yalnız bizim Tahsin. Evinde kaldığınız var ya, eline birkaç kuruş sıkıştırırsanız belki götürebilir. Tamam. O zaman dönünce bir soralım artık. Şimdi artık şu meşhur menengizi artık görelim. Tabii buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, şerril vesvesil nas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, şerril vesvesil nas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bismillah. Tanır mıydın onu? Hayır hocam. Uzat elini. Elini suya sok kızım. Erva, kadın cin kavimlerinden Elhannas. Hamile kadın ve çocuklara musallat olur kızım. Rahme girip ceneni boğabilir. Düşürdün mü bebeğini? Evet. Sana bir koruyucu muska yazayım kızım. İşte bizim menengiç ağacı. Her yıl bakımını yaparız buraların. Ama asla kesmeyiz bu yöredeki ağaçları. Ormanın haberi olur diye. Köylüler lanetlenmekten korkuyorlar. Yemin ediyorum bu köylünün hayal gücüne hayran kaldım.
ağaçların birbiriyle haberleştiği bilimsel bir gerçek. Köklerindeki bir çeşit mantarlar aracılığıyla iletişim kurabilirler. Takas yapabilirler, hatta savaşabilirler. Mesela karaceviz ağacı toksit madde salgılayarak rakiplerini öldürür. Ama bu mesafeden ormanla iletişim pek mümkün görünmüyor. Hocam, biz bir yaş tespiti için bir örnek alalım. Siz halledin, biz yürüyelim. Menek için gördüğümüz diğer ağaçlardan hiç farkı yok. Bir de şansımızı şu ormanda deneyelim. Olur abi, deneyelim. Kolay gelsin Tahsin. Eyvallah. Ya bizi şu gizemli ormana götürmeni istiyorum. Bir şey yok orada hocam. Çocukluğumuzdan beri duyarız o hikayeyi. Çocukken bir arkadaşımla kaçıp gitmiştik. Ama hurafe bunlar. Bir yaşlı ağaç var. Birkaç dikili taş, hepsi o. Olsun. Sen bizi yine de götür. Sen bilirsin hoca. Yarın götürürüm. Hocam, ekipmanları alalım mı? Yok ya. Gidip bir bakalım. Dikkat eder bir şey falan var mı diye. Yükletmeyelim boşuna eşyaları. E o zaman hazırsanız gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük çınar ağacı. Platonus orientalis. Evet evet o. Gövde çapı oldukça büyük duruyor. Melis, ne diyorsun? Ölçüm yapmadan kesin bir şey diyemem ama en yaşlı çınar ağacını bulmuş olabiliriz. Bana da öyle geliyor. Baksana, devasa bir şey bu. Ne yani, en yaşlı ağaç bu mu? Bir ağaç ne kadar yaşlı olabilir?
Yo, en yaşlı ağaç demek yanlış olur. Mesela Amerika Utah'ta 80 bin yıllık Pando adında titrek kavak kolonisi var. Yani anlayacağın ağaç türüne göre değişir. Çınar ağaçlarının ömrü 1000-1200 yıl. Kesinlikle incelemeye değer hocam. Tamam. O zaman yarın incelemelere başlayalım. Şimdi şu ormanın geri kalan yerlerine de bakalım. Tamam, ben birkaç resim çekeceğim. Korkmayın. Anneler zayıf yavruları yuvadan atıyor. Doğanın kanunu. Burası ne? Mabet mi? Bildiğim kadarıyla burada yaşayan bir medeniyet yok. Bu taşlar ne? Bunların burada olması imkansız değil mi? Arkadaşlar, Göbekli Tepe gibi bir inanç merkezi olabilir mi? Eğer burası bir mabetse, yakınlarda bir yerleşim yeri de olabilir. İleride bir de mağara vardı. İsterseniz oraya da bakın. İyi olur. Gidelim. Nevin. İçimde bir ürperti var Ali. Korkarım ben böyle şeylerden. Ya sen onu bunu boş ver. Gel şurada bir sevişelim. Şapşal. Hadi ama. Yürü salak. Nevin, Nevin ne oldu? Ne oldu? Of, bir şey gördüm sandım. Yok bir şey. Tamam, hadi gidelim. İyi misin? Hı hı. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey orada. Kızlar, babanız nerede? İçeride namaz kılıyor anneciğim. Çocuklarını sahip çık. Selamun aleyküm.
bazı yazılar var. Biraz hiyeroglifler andırıyor ama değil. Resimler bir törene benziyor. Genelde üç kişi tekrar ediyor. Çok ilginç. Biz çocukken geldiğimizde sadece şu girişteki resimler vardı diye hatırlıyorum. Bunlar sanki daha yeni gibi. Ne oldu? Ne oluyor? Melis, ne oluyor? Siz de duydunuz mu? He, duyduk duyduk. Binlerce günler maç yapıyor. Ali! Dalga geçme. Gitmemiz gerek. Hava kararıyor. Yolu bulmakta zorlanabiliriz. Nedir bu kötü keserli tabu olarak tahsil? Harikalar. Ne bu harikalar? Ormandaki yapılar onlara mı ait? Büyüklerimizden duyduk. Zamanında buralarda harikalar diye bir kavim yaşamışmış. İnsan değillermiş. Ama cin de değillermiş. İnsanlara görünmezlermiş. Ama insanlara benzerlermiş. Tıpkı cinler gibi onların da farklı bir boyutta yaşadığına inanıyorlar. Ya olur mu öyle saçma şey? Olabilir. Alanım değil ama Hopkins cin teorisinde 10 uzay boyutu ve bir zaman boyutu olmak üzere 11 boyutlu evreni matematiksel olarak hesapladı. Uzaylılar ve farklı evrenlerdeki varlıkların olmayacağı fikri bence tamamen insanların her şeyin kendisi için yaratıldığı kibirinden geliyor. Kur'an'da farklı evrenlerin olduğu yazıyor. Mesela cinlerle bu dünyayı paylaşıyoruz. Kur'an 7 farklı boyuttan bahsediyor. Sen Kur'an bilir misin? Ben bir dönem köyde hafızlık yaptım. Sonra baktım hayatıma uymuyor, bıraktım. Ama hurafe bunlar. Yok öyle şeyler. Neyse. Size iyi muhabbetler. Ben yatıyorum. Biz de yatalım. Sabah erken kalkacağız.
İyi geceler hocam. İyi geceler. Neyse ben de uyuyayım o zaman. İyi geceler. Nevin? Nevin? Hı. Uyudun mu hemen? Çok özledim seni. Kaç gündür ayrı yatıyoruz ya? Ben de seni çok özledim. Kalk hadi. Hı. Yürü. Nereye? Arabaya. Yürü. Hayır Ali. Yürü. Ali. Yürü. Ali. Ali bir görev olur. Ali. Sen miydin ya? Kim o? Bizim Tahsin'in engelli kardeşi. Ne bileyim? Lütfen. Gideyim ben artık. Ne bileyim lütfen. Ne bileyim. Durur musun artık? İyi geceler. Ya. Ulan var ya. Şu köyde bir rahat yok arkadaş ya. Neyse. Kaldık yine baş başa. Hadi bakalım. İçeride hiçbir şey yok. Hayır, 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 hayır. Orada ormandan uzak durun diyor. Hayır, lütfen sakin ol. Yorgunluktan herhalde. Ben biraz içip yatayım o zaman. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Hocam malzemeler ağır. Kahveye geçelim de muhtarın arabasını alalım. İyi olur. Hepsi ekipman çünkü ağır parçalar. Millet, siz burada bekleyin, biz arabayı alıp gelelim. Hadi Tahsin. Muhtar, hocaların çok ekipmanları var. Senin bir kaba alalım. Benim arabaya sığmaz. Olur, vereyim anahtarı. Araba kahvenin önünde. Eyvallah. Nur, Nur kayıp. Geceden beri tüm köyü aradım. Sanırım ormana doğru gitti. Ormana gitmeliyiz muhtar. Nur mu kayıp? Çocuk dur. Çıkar bir yerden. Ormana gitmemiştir. Herkes ormandan korkuyor. Hem gitse de biliyorsun bu köyden kimse ormana giremez. Geceden beri arıyorum. Ormana doğru koşarken gördüm. Orman çok büyük. Yardımınız lazım diyorum. Tek başıma arayamam. Sanırım ormana gitmek zorundasınız. Biz gidiyoruz. Bizimle gelebilirsiniz. Allah razı olsun. Ne demek? İnsanlık öldü mü? Yalnız Tahsin'in evine uğrayıp bizim ekibi almamız lazım. Hadi Tahsin. Gelmediler mi daha? Yok aşkım ya. Gelmediler. Çeksene kız bir fotoğrafını. Aa, geldiler. Şu çantamı versene. Arkadaşlar, Cemal abinin kızı kaybolmuş. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Ormana gittiğini düşünüyor. Köyden de ormana kimse gitmediği için bizimle gelecek. Ahmet, biz seninle ikimiz aramalara yardım edelim. Melis, siz de yaş tespiti için gerekli örnekleri alıp bize katılırsınız. Anlaştık mı? Tamam. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Nur! 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 Bundan sonrası için iki grup alalım. Mabetin alt kısmını Ahmet'le biz arayalım. Üst kısmını ve mağarayı da Cemal abiyle siz bakın hocam. Tamam. İşimiz daha çok biter. Daha sonra Mabet Hanım'la buluşuruz. Melis, siz de kalıp örnekler alın.
Daha gelir gelmez yaşadığımız olaya bak. Yazık adamcağıza. Bir an önce halledelim de gidip yardım edelim. Lanet harekalar geçti. Harekalar geldi. Ali, dalga geçme. Çok sıkıcısınız ya. Nur! Kızım! Neredesin? Nur! Neredesin? Nur! Kızım! Nur! 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 Nur neredesin? Nur! Sesimizi duyuyor musun? Gidiyor musun? Evet, benim işim bitti. Gidip ormana aramaya katılayım. Sizin de işiniz bitince gelirsiniz. Tamam, az kaldı zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereden alacağız örneği? Şuralardan. Nur! Neredesin? Şu köyde var ya, ne laneti bitiyor, ne efsanesi bitiyor. Deme öyle, korkuyorum. Hadi şu örneği alalım da gidelim buradan. Nereden istiyorsun? Tam şurasından. Şunu tutar mısın? Şurası mı? Gel. Selçuk hocalar hala gelmemiş. Mağaradadırlar herhalde. Ben bir onlara bakayım. Tamam, ben de diğerlerini burada bekleyeyim o zaman. Her an yağmur yağabilir. Ha ha ha!
Ne oldu hocam? Niye koştun? Yok bir şey. Diğerleri nerede? Biz aramaları bitirdik. Ahmet de Cemal abileri mağaraya bakmaya gitti. Tamam, bekleyelim o zaman. Nur! Nur! Baba, baba çok korkuyorum. Getir beni buradan baba, ne olur. Burada da yok hocam. Diğerleri buldun mu acaba? Mabede gidelim. Sen git Cemal. Çalışmalar için birkaç fotoğraf çekip geliyorum. Tamam hocam. Dönelim artık Ahmet. Hava kararmaya başlamış. Olur abi, dönelim. Mabette bekliyorlardı. Gidelim. Çok soğuk. Bacım. Koyuverme kendini. Bak çocuktur bunlar. Oynuyordur bir kenarda. Çıkar gelir elbet. Sabret ne olur. Cemal, buldun mu kızımı? Cemal, cevap versene. Seher. Kaldınız. Resimleri çektik, evde çalışırız diye. Ali ile Levin nerede? Cemal abi nerede? O köye döndü abi. Seher haber verecekti. Tamam. O zaman gidelim. Ne olmuş olabilir bu kıza? Eskiden zaman zaman bu köyde çocuklar kaybolurmuş. Kimileri cinleri onları kendi aralarına alıp ormana kaçırıp delirttiklerine inanıyorlar. O yüzden de ormana pek gitmek istemiyorlar. Harikalar dedikleriniz mi kaçırıyor yani? Bilmiyoruz hocam.
O duvardaki resimlerden uydurulmuş hikayeler işte. Sonra çocuklar kaçıp kaybolunca efsane büyümüş. Peki gerçekten ormanla bilgisi olabilir mi? Yok bu hocam. Geldik gördük işte. Ne çocuk var ne başka bir şey. Artık cahil ana babalar çocuklar evde nasıl davranıyorsa onlar da kaçıp gidiyor işte. Ali! Ali! Nevin! Ali! Ali! Ha. Nevin! Meriç! Meriç! Sakin ol Meriç! Ne oldu onlara? Buraya yıldırım düşmüş sanırım. Arabada plastik örtüler var. Ahmet, gidip alalım. Çıkartalım onları buradan. Tamam. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Seher, tepedeki evdeki adamı biliyor musun? Onun da çocuğu kaybolmuş yıllar önce Nur gibi. Bir gitsem mi acaba? Belki söyleyeceği bir şeyler olur. O zamandan beri kafayı kırmış diyorlar. Ama en iyi o anlar senin halinden. Ahmet, Melis'i ve götür. Biraz kendine gelsin. Ben de cenaze arabalarını ayarlayayım. Ailelerine nasıl haber vereceğim ben şimdi ya? Thank you.
Kızım! Anne! Kızım! Anne! Işığı açık görünce geldim hocam. Beni de uyku tutmadı. Şu ara kadar efsanesini araştırıyordum internetten. Ama hiçbir şey bulamadım. Belki de daha önce hiç keşfedilmemiş bir şeydir. Bu fotoğraflar çok ilginç. Evet, biraz onlara yoğunlaşalım. İyi, ben bir çay alıp geleyim abi o zaman. Tamam. Gel Tahsin, gel. Cenazeleri gönderdim. Sağ olasın. Alev'in evinin ölümü hiç normal değil. Bu işi çözmemiz lazım. Şu güneşin etrafındaki varlıklar. Bilmiyorum hocam. Hani güneşin etrafındakiler yıldız gibi ya da gezegen. Belki de dünyadır. Güneşin etrafında dönen 66 gezegen mi? Peki güneşin etrafında 66 kez dönen dünya olabilir mi? Tahsin, Nur'dan önce kaybolan çocuk tam olarak ne zaman kaybolmuştu? Bilmiyorum. Muhtara sormak lazım tarihi. Yarın bakarız. Hadi ya.
Uykunda bağırdığını duydum hocam. İyi misin? İyiyim Tahsin. Hemen muhtarı bulmalıyız. Namazdan sonra kahvede olur. Gidelim o zaman. Arkadaşları uyandırayım. Boş ver. Onlar uyuyup dinlensin. Hadi gidelim. Muhtar! Muhtar! Bu kayıp çocuklar hakkında nasıl bilgi toplarım? Mutfakta bir küçük defter var. Ölen, doğan, kaybolan herkesin ismi yazılır. Ona Osmanlı'dan beri kayıt tutuluyor. Tamam. O defteri acil görmem lazım. O zaman gidelim Mutfak'a. Hadi gidelim. Kimse yok mu? Dokan mı ona? Kızım kayıp, yardım et. Sana yardım edemem. Nur'un peşini bırak, o ait olan yere gitti. Mustafa'mı da onlar aldı zaten. Sen nereden biliyorsun? Onlar dediğin kim? Emin. Bakın, defterin en başından beri
Her 66 yılda bir çocuk kayıp vakası kaydedilmiş bu köyde. Bunun Arikarlarla ilgili dünkü resimlerle bir bağlantısı olmadı. Söylenenler boş değil. Peki güneşin etrafında 66 kez dönen dünya olabilir mi? Çınar ağacı. Çınar ağacına gitmeli istersen. Melis'i bulmalıyız. Boşuna aramayın. Arkadaşlarınız öldü. Ne diyorsun lan sen? Ne yaptın onlara? Boş ver sen onu. Deli o deli. Bırak lan sen. Bırak. İlk defa konuştu. Ondan da Şerden açtı ağzını. Nur! Kamçılar! Emin'i gördünüz mü? Yok görmedim. Kız onun ne işin var? Deli o deli. Ne oldu onlara? Araştırmalarınız harikaların hoşuna gitmedi. Arkadaşlarınız için bir şey yapılamaz artık. Ama Nur'un sadece bir günü kaldı. O yüzden bu işi sonlandırmalıyız. Ekipten geriye bir tek siz kaldınız. Muhtemelen sıra sizde. Bunu nasıl durduracağımızı biliyorum. O yüzden yarın sabah olmadan hemen önce ormana gitmeliyiz. Biz ormana baktık. Kız orada yok. Orada. Arakaların yanında. Ama siz göremezsiniz. Ayini hazırlanılıyor. Yarın kurban edilecek. Ne demek göremezsiniz ya? Görmediğimiz kızı mı kurtarmak için biz? Cinleri görebiliyor musun? Ama onlar seni görürler. İnsanlar diğer boyuttaki varlıkları göremezler. Size Arekalarla ilgili bütün gerçekleri vereceğim. Ama ondan sonra ormana girmeyeceksiniz. Cenazeler gidince Tahsin'le Cemal abinin evine gelin. Çocuktum. Çınar ağacından düştüm. Başım kanadı. Birçok yerim kırıldı. Çok kan kaybettim. Ben düşünce kanım çınar ağacına bulaştı. Arekalar atalarıyla iletişim kurabilmek için bizim dünya yılımızla 66 yılda bir ayin yapıp masum çocuk kanı akıtıyorlar. Benim kanım ayin zamanı dışında aktı. Ama ölmedim. Arekaların atalarının ruhu canlandı. Beni iyileştirdiler. Onlar aslında iyiler. Bense artık yarı onlardan oldum.
Kanım bulaşınca istediğim zaman onlarla iletişim kurabilir oldum. Diğer boyuttaki bazı varlıkları da hissedebiliyor ve görebiliyorum. Hissediyorum, geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veliz-zâlim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Vakit geldi. Neden şimdi arkadaşlar? Çünkü bir sonraki ayın 66 yıl sonra yeni bir çocuk kaçırılacak. Ve ben eğer bu süre zarfında insan olarak ölürsem bu kurbanlar asla son bulmayacak. Çünkü arekalar atalarıyla iletişim kurmak zorundalar. Size arekalarla ilgili her şeyi mabette göstereceğim. Ondan sonra sen de çalışmalarını ve çekimlerini tamamlayıp araştırmalarına son vereceksin. Bir de Nuru ormandan senin kurtarman gerekiyor. Ya sen? Ben orada kalacağım. Siz ormanın girişinde bekleyeceksiniz. Sen de bize sürekli Kur'an okumak zorundasın. Gidelim, gidelim, gidelim. Anlamıyorum. Harekalar cin mi? Hayır, 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 hayır! Ama kendilerini insanlardan korumak için çok kuvvetli bir cinle anlaşma yaptılar. İyi de neden? Birazdan mabette göreceksin. Burası hem bir mabet, hem de arekaların boyut kapısı. Dördüncü boyut zaman. Taşa elini koy. Thank you.
Doktor Heşibimuz. Mundel Vunkal del Mehte. Arekalar binlerce yıl huzur içinde yaşadı. Üçüncü boyutta gezinip durdular. Sonra bir gün insanoğlu geldi. Arekalar boyut değiştirip insanoğluna göründü. Onları dost bildi. Ama insanoğlu kendine uzanan bu dost elini baltayla kesti. İşte insanla Areka arasında ilk kan böyle döküldü. Ama insan Areka'dan korktu. Onları büyücü sandı. Halbuki hepsinin sadece kendine özgü yetenekleri vardı. Tıpkı insan gibi. Sonra bu mabedin ortasında hepsini ateşe verdiler. Ama yalnız üç kardeş kurtuldu. Ateşin çocukları. Sanju, Hayu, Manu. Mağaradaki resimleri de Manu yapıyor bu arada. Daha küçüklerdi. İnsandan çok korktular. Hannas bunu fırsat bildi. Onlara bir teklifle gitti. Artık anne sütü olmadığından atalarla iletişim için masum çocuk kanına ihtiyaç duyacaklarını onlara ikna etti. Neden çocuk kanına ihtiyaç duydular? Çünkü çocuklar günahsızdır. Hannas bunu kullanarak ateş gücü ve insan kılığına girme karşılığında... Ayin zamanında insanların masum çocuklarını kaçırmak karşılığında anlaştı. Nur da bu yılki kurbandı. Hannas Nur'u kurban olarak teslim etti. Arekalar Nur'u kendi boyutlarına geçirdiler. Siz geldiğinizde onlar da mağaradaydı. Sizden korkup saklandılar. İnsanların onlara kötülük yapacağına inanıyorlar. Siz gidince Arekalar Hannas'la konuştu ve anlaşmayı hatırlattı. Hannas insanları ormandan uzak tutmak zorundaydı. Arkadaşlarını da bu yüzden öldürdü. Ama Nur'u Sanjular kurban edecek. Bunu durduracağız. Artık kurban için masum çocuk kanına ihtiyaç yok. Çünkü ben varım. Bütün bunlar bizim sebep olduk. Tüm boyutlarda insanlardan daha güçlü bir varlık yok bu evrende. Onlardan daha kötü olabilen de. Şimdi biz Tahsin'le mağaraya gideceğiz. Sanjularla konuşmam gerek. Sen bu boyut kapısında Nur'u bekleyeceksin. Nur geldiğinde onu olabildiğince hızlı dışarı çıkarman gerekiyor. Çünkü bu Hannas'ın hiç hoşuna gitmeyecek. Çok güçlü bir ses duyar duymaz mabete koş. Sanju! Sanju!
Sanju. Nur'u verin. Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O ses neydi Cemal? Bilmiyorum Seher, bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Nur! Korkuyorum Cemal. Korkma Seher'im, korkma. Burada da Allah'ın izniyle. Çok korkuyorum. Korkma. Nur! Kızım! Nur! Nur'um! Annem! Yavrum! Oh!